Sergen Hoca, bakın mesela Sergen Hoca santrofor transferi için bizzat isim vermedi. Şu anki konuşulan oyuncular arasında. Ya bana muhakkak şu ismi alın gibisinden. Ancak stoper için Diego Godin ismini verdi. Diego Godin'i kadrosunda görmeyi istiyor. Beşiktaş yönetimi yarın önemli bir görüşme bekliyor Beşiktaş'ı. Cagliari ile. Diego Godin konusunda çok fazla sıkıntı yok Geçen sene zaten. 28 maç oynamış. İstikrarını hala devam ediyor. Bir stoper için 35 yaş, hani yaşlı oyuncu ne yapacağız? Yani İtalya milli takımında Şallini, Bonucci gördük. Godin de yani alt seviye bir stoper değil. Tamam. Diego Godin'den bahsediyoruz Yani burada. Cagliari mi Beşiktaş mı herhalde Diego Godin Yok, o bavulunu konuda hemen hiçbir hazırlar yani. problem yok. O konuda bir problem yok oyuncu tarafında. Kulüp mü biraz? Ya yani Diego Godin sadece 2 yıllık bir sözleşme talep etmişti. Beşiktaş 1 yıl önerdi. 1 yılda opsiyonlu şekilde, yani maç sayısına bağlı şekilde yapabiliriz düşüncesinde. 1 artı 1. Orada pek fazla sorun çıkacağını düşünmüyorum. Ama kulübünden aldığı ciddi bir maaş var. Bütün aldığı işte primi vesaire 4 milyon euroyu buluyor. Net, yani 4 milyon euro yıllık kazancı var orada. Net bu değil mi? Tabii. Brüt değil. Hani İtalya ile hep Brüt karıştırır. 7 Brüt, net. oluyor galiba zannedersin. Net olarak 4 milyon euro yıllık kazancı var. Beşiktaş'ın önerdiği rakam, yani maaşının tamamını tabii ki karşılamaz. Beşiktaş 4 milyon euroya 2 tane transfer yapma peşinde. Hani ilk başta %50 %50 gibiydi. Bunun da üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Zaten hani öyle o rakamların üzerine çıksaydı bugüne kadar Gezzal'a en başta teklif edilirken direkt 2,5 teklif edilirdi. Sona gelmezdi yani bu şekilde işler. Ya da başka bir futbolcu için Alex Teixeira'ya da rakamlar 2,5 net olarak açılmadı yani. Diego Godin için çok fazla yukarılara çıkılacağını düşünmüyorum. Burada biraz Cagliari'nin tavrına bağlı. Onların da biraz ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Geçen yıl tüm dünya kulüplerini etkiledi tabii ki. Kadro maliyetini düşürmeye çalışıyorlar. Elinizde bu kadar yüksek maliyetli bir futbolcu varken, yani alıcısı var mı o önemli. Şimdi Diego Godin'den bahsediyoruz. 4 milyon euroyu kimsenin karşılayacağını düşünmüyorum. Ama yarın çıkar biri Cagliari'ye teklif yapar. Ben maaşın tamamını karşılıyorum Arabistan'dan Derse o vesaire. değişir. Hani körfü çıkıyor yani Çin'den, Arabistan'dan çıkıyor. Çin'den artık çıkmaz da ihtimal vermiyorum. Galiba orada devreye girdi bir limit olayı. Körfez ülkelerinden çıkabiliyor genelde böyle teklifler. Ama Diego Godin gider mi? Şimdi Beşiktaş'ta Şampiyon Ligi'nde yeniden forma giyme durumu da var. Godin'le Beşiktaş arasında bir problem yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yani Cagliari ile Beşiktaş anlaşsın, Godin ertesi gün İmza atar. imza atar. Ama orada işte dediğim gibi yarını beklesin Beşiktaş taraftar. Yarın önemli bir görüşme var Beşiktaş'ta Cagliari arasında. Oradan belki olumlu bir şeyler çıkabilir. Ama dediğim gibi maliyeti çok yüksek maaş olarak büyük çoğunluğunu Cagliari'nin karşılaması gerekiyor. Erdal Bey'in istifası nasıl değerlendiriyorsun sen? Valla yani geçen sezonda İstifa demeyelim. Görevi görevinden bırak. Ha, ayrıldı. görevinden ayrıl. Geçen sezonda buna benzer sıkıntılar olduğu konuşuluyordu. Yani işte birinin önerdiğini öbürü istemiyor, öbürünün önerdiğini başkan onaylamıyor falan gibi. Beşiktaş'ın içinde buna benzer bir sıkıntı geçen yıl da vardı. Ama ortaya çıkan tabloya baktığın zaman son derece faydalı ve yerinde transferler yapılmıştı. Hani içeride bir huzursuzluk veya bir iç çatışma Yok. tablosu çizilirken yine Beşiktaş iyi iş çıkardı. Özellikle transferin son döneminde. Şimdi burada da biraz daha tabii erken davranıyorlar doğal olarak. Şampiyonlar Ligi'ne daha hazır bir takımla gitmek istiyorlar. Haklılar. %100 de öyle olması lazım inşallah. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de diğer bütün takımlarımız, Sivas. Trabzonspor, Sivas hepsi umuyorum gruplara kalırlar, gruplardan çıkarlar. Bize o eski özlediğimiz bol puanlı Avrupa yıllarından birini yaşatırlar. Tabii ki Beşiktaş burada en önemli takım. Çünkü Şampiyonlar Ligi arenasında Ve boy direkt gösterecek. gruplarda olacak Aynen öyle. takımımız yani. %99 Rozya artık bitti diyoruz. Bitti bitti. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa gelecek sezonda Artık buradan dönmez o iş. hatta 4 yıl. Gelecek sezon değil, gelecek 4 yıl Beşiktaş forması giyecek. Bence çok önemli. 2 Gezzal da artık %99 demesem de %80-90'a o da herhalde kulüple arasında küçük bir Böyle fark ufak şeyler kaldıysa kaldı. Onlar hallolunur, o da o biter. problem de çözülüyor. Yani o geçen yılki sezonun en iyi sağ kanadı yeniden buluşmuş olacak.
Bu bir. İki, Diego Godin, Sergen Hoca'nın tespitine %100 katılıyorum. Yani tamam 35 yaşında. Ben şöyle eleştirirdim. Hatta bunu yanlış hatırlamıyorum. Dünkü son sayfada da söyledim. İşte brüt maaşı 7 milyon euro civarında olan bir oyuncunun tüm maliyetini üstlenip, 35 yaşında bir oyuncunun tüm maliyetini üstlenip 2 yılda sözleşme verseydin o zaman eleştirirdim. Ama şimdi 1 yıl artı performansa dayalı 1 yıl opsiyon ve maliyetin yarı yarıya olduğu konuşuluyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada eleştirecek bir şey yok. Bir kere Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Vida, Wellington arkasında kim var? Arkasında bile diyemeyiz bence. Vida ve Diego Godin tandemi düşünelim. Hayır hayır. Almadık. Yani Godin'i almadı Beşiktaş değil. Beşiktaş'ta şu anda stoper yok. Üçüncü bir stoper yok. Montero da gitti. Hani mecburen Necip. İşte Mehmet Topal işte iki yönlü mecburen Mehmet diye. Topal vesaire dersin ama yani stoper yok sonuçta o yok. Şu anda. O açıdan da çok değerli. Hani o stoper rotasyonun derinleştirmesi açısından, genişletmesi açısından çok değerli. Ve zaten ben de sana katılıyorum. Diego Godin gelirse Beşiktaş'ta 11 oynar. Yeri garanti olan. Yani 28 maç oynamış Kalyan'da. Hani tamam yaşı vesairesi hazır. Ama müthiş bir oyuncuydu. İstikrar olarak performansı olarak. Zaten her sezon çok yüksek maç sayısı aynen. Çıkarıyor. Çıkarmaya da devam eder zaten. Yani Godin varsa o yazılır zaten. Bir de Vida Godin. Ve yani Vida zaten baktığınız zaman tecrübeli bir oyuncu. Turnuva tecrübesi olarak konuşuyorum bunu. Yaş olarak konuşmuyorum. Hırvat milli takımıyla final oynadı. Dünya Kupası finali oynadı. Onun dışında Beşiktaş'ta işte Beşiktaş'tan sonra da milli takımda yine devam ediyor. Yani uzun yıllardır Hırvatistan milli takımının zaten stoperi. Zaten Avrupa deneyimi ayrı. Şimdi Diego Godin, Atletico Madrid kariyerini zaten hani çok fazla tartışmaya, konuşmaya gerek olmayan bir futbolcu. Son 10 yılın en önde gelen stoperlerinden bir tanesi. Kimilerine göre ilk 5'te yer alır, kimilerine göre ilk 10'da yer alır. Ama yer alır yani o tabii. Stoperlerin arasında. Şimdi siz iki tane turnuva tecrübesi olan stoperle sahaya çıktığınız zaman bu size Süper Lig'de vesaire zaten ekstra bir avantajdır ama Şampiyonlar Ligi arenasında bambaşka bir avantaj olur. Şimdi orada bir Wellington'la oynamak var. Yani o seviyede bir tecrübesi Wellington olmayan. Wellington sezonu kötü bitirmedi bu arada. Yani, yok. Yok. Sona doğru açıldı orada hakkını yemiyor. Şimdi sezonun ilk devresinde Wellington Beşiktaş'ın en çok eleştirilen iki futbolcusundan bir tanesiydi. Diğeri Ensakalay'dı. Doğru. Ensakalay'a göre Wellington çok daha iyi aşama kaydetti. Daha iyi aşama kaydetti. Sezonun sonunu çok iyi götürdü. Ama Diego Godin geldiği zaman ben bir de Godin tandem olur diyorum. Ama Sergen Hoca da öyle bir teknik adam ki yani Godin tamam ismin var diye seni yazmıyorum. Wellington iyiyse Wellington'a verir formayı. Orası muhakkak. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Godin Vida tecrübesi. İkilisini düşündüğün zaman hakikaten size orada ciddi katkı sağlar. Ya biz çok ne yazık ki Türk takımları Avrupa arenasında savunma hatlarından dolayı çok sıkıntı yaşıyor. Avrupa'da baş edemiyoruz yani rakip hücumcularla. Ama söylemek istediğimi anladın. Tabii. Yani öyle yani Diego Godin senin adın var gel yazayım diye bir şey yok. Burada da performansını devam ettirmesi gerekiyor arada, elbette. Bu arada şunu da belirteyim. Eğer Alex Teixeira transferi de bitirilirse bence Beşiktaş için hakikaten müthiş bir transfer sezonu geçirilmiş olur. Çünkü Beşiktaş öyle ya da böyle tamam Abubakar şimdi yok ama şu anda takımı yazdığında bu takım Gezdal'ın ayağına bakar. Hani bütün transferler bitmiş. Alex bitmemiş mesela diyelim. O takım Gezdal'ın ayağına bakar. Gezdal oynarsa Beşiktaş oynar. Ama şu an o Alex Teixeira'yı katarsan kadrona o kaliteli maç çözen, kilit açan oyuncu sayısını direkt ikiye çıkarıyorsun ki bu özellikle bizim ligimiz için son derece önemli, son derece kritik bir hamle olur. Ve Alex Teixeira'nın ben Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'a seviye atlatabilecek bir kalite olduğunu düşünüyorum. Tamam geçmişte işte bence garip bir tercihle Çin'i tercih edip gitmiştir. Ama tabii ki aldığı para onu o yola sevk etmiştir. Dönüşünde yine Şampiyonlar Ligi'nde kendini ispat fırsatı. Josef de Souza avantajı. Hani eski bir arkadaşı olarak, takımdaşı olarak Josef de Souza avantajı
Alex Teixeira'yı bambaşka bir seviyeye taşır ve Beşiktaş'ı da Alex Teixeira bence zaten çok iyi bir seviyeye taşır. Şimdi